Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Farkındayım. İlk defa bu ekranlara Fenerbahçe forması dışında bir formayla çıkıyorum. Ankaragücü'nün yardım forması arkadaşlar. Şahane bir işe imza atmışlar. Normalde bugün Feneryum'dan da siparişim geldi. Ben şu tişörtle çıkacaktım normalde. Yeni bu tişörtünü alacak olanlar varsa çok geniş kalıp aşırı şişman gösteriyor. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Normalde bununla çıkacaktım ama hayatımda ilk defa hem sporun güzelliğini hem birleştiriciliğini hem de Ankaragücü'nün sıcağı sıcağına. Ya yani ben bir taraftar olarak böyle bir şeyin yapılmasını istiyordum. Kim yaparsa yapsın destek vereceğimi söylemiştim. Sıcağı sıcağına yaptığı bu forma jestinden dolayı da bu videoyu bu formayla çekmek istiyorum. Ayrıca tavsiye ederim arkadaşlar. Armayı da çok güzel yapmışlar. Ankaragücü taraftarına da ve özellikle bunu düşünen yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Kayserliyim. İyi bir Fenerbahçe taraftarıyım. Yani Ankaragücü'ne herhangi bir bağım yok ama artık gönül bağımız var. Bilgisi olsun bütün kardeşlerimizin. Fenerbahçe demişken, Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla, evi Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da Osasuna'ya 3-2 mağlup oldu ve La Liga'da 25 puan ile 14. sıraya geriledi. Küme düşme hattında bulunan 18. Valencia'nın 23, 19. Getafe'nin 22 puanı var. 25 puan da Sevilla. Hani tıpkı şey gibi bizim kokulu dönemi yaşıyorlar gibi bir izlenim var. Fenerbahçe'de bu sene gerçekten bence takdire şayan bir iş yapıyor arkadaşlar. 2021-22 sezonunda 38 şey 46 resmi maçta 38 gol atan Fenerbahçe forvetleri. Bakınız 46 resmi maçta. Bu sezon 2022-2023 sezonunda 36 resmi maç. Yani geçen seneki maçlardan 10 maç eksik 54 gole imza atmış. Ve bu sadece arkadaşlar sadece forvetlerin şeyi. Hocam iyi de bizim forvet sayısı çok fazla. İyi de 11 kişiyle sahaya çıkıyorsun. Ve hatta geçen sene üçlü dörtlü falan çıkmışken bu sene çoğunlukla da üçlü çıktın. Bakın Valencia 25 gol. İnanılması çok güç bir rakam. Gerçekten çok güç bir rakam. Batshuayi 15 gol. Ben şunu söyleyeyim, sıradan bir Fenerbahçe taraftarını çevirin. Batshuayi'nin 15 gol attı yani. Bir iki tanesini say deyin. Sayamaz. Mesela benim aklımdaki hep örneğini veririm. Şimdi Ankaragücü formasında giymişken hocam Ankaragücü mü oldu falan demeyin. Ben Batshuayi'nin Ankaragücü'nün attığı golü vermezdim. Çünkü taban kaldırılan bir pozisyon. Hani ayak çok kalktı için ben o golün iptalini daha adaletli bulurum. Ama o gün Fenerbahçe daha iyiydi. Yine kazanırdı bir şekilde ama ben o golü vermezdim. Aklımda o gol var. Kiev'e uzun bir top atıldı. Savunma arkası koşu vurdu. Bacakların arasından girdi. O gol var. Kiev'e miydi? Şeye. Dinamo Kiev'e son dakikada attığı ayak dışıyla üste giren 2-1'lik maçtaki gol var mesela. Hani çok fazla gol hatırlamıyorum maç. 15 gol atmış. Rossi 3 gol 11 asist. Hani inanılması güç. Joshua King 6 gol ki geçen maçın en kötülerinden biri ama adam bir şekilde atıyor yani. Hocam sen böyle övmeye sürdüreceksin ne? Serdar Dursun 3 gol Cevap Edere 2 gol 1 asist. Şimdi Valencia'da tarihe geçmeye hazırlanıyor. Arkadaşlar bakın burası benim için önemli. Sizler için de önemli. Çünkü tarihe geçecek bir futbolcudan bahsediyoruz. Kalan 12 haftada 8 gol daha atarsa. Kalan 12 hafta diyorlar ama biliyorsunuz 2 maçı bay geçecek Fenerbahçe. Mecburen keşke bay geçmeyip oynasaydık ve rakipler de oynasaydı ama maalesef üstündeki formanın da özellikle belirttiği üzere durumlar malum arkadaşlar. Çok da detaya girip tekrar hatırlatmak istemiyorum. 12 haftada 8 gol daha atarsa Aykut Kocaman'ı geçecek ve bir sezonda ligde en fazla gol atan Fenerbahçeli futbolcu olacak. 8 gol atarsan. Aynı şekilde Alex de Souza'yı da geçmiş olacak. Yani ve Fenerbahçe tarihinde en fazla ligde gol atan 10. oyuncu olmuş arkadaşlar Valencia. 12 yıl sonra gol krallığı gelmek üzere Fenerbahçe'ye ki şu an kesin gözüyle bakılıyor. Ama daha uzun haftalar var. Eğer Kayserispor deplasmanında oynarsa 100. kez de Fenerbahçe formasını resmi olarak giyip Dalya diyecek. 99 maçta 51 gol, 14 asist.
Dehşet, hül vahşet. Uğur Karakullukçu'nun bir cümlesi var. Diyor ki, daha doğrusu birkaç cümlesi var. Enner Valencia 22 gol atmış. Yanına yaklaşabilen yok. Ligden bahsediyor. Şubat ayının sonunda bu oyuncunun hala açık pazarda olmasını anlayamıyorum. O gelsin bu gelsin demeden önce takımın santraforuyla sözleşme yapın. İç transfer de transferdir diyor. Kesinlikle katılıyorum. Ekleme yapmıyorum. Bakın o gelsin bu gelsin diyor. Mesela Fenerbahçe taraftarı Aubameyang diye çıldırdı, kafayı yedi. Ya arkadaş, senin elinde belki de şu formuyla Aubameyang'dan daha iyi forvet var. Ya bırak hocam, bir sürü penaltı atıyor. O penaltıları da atamıyor da neyse. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Ya çok aşağılıyoruz futbolcuları. Farkında değil misiniz? Yani ben yorumlarınıza falan bakıyorum. Arkadaşlar ne olur sabit fikirli olmayın. La ağaçlar bile sabit değil. Ağaçların bile bir hareketi var. Odunun bile bir hareketi var. Ne olur sabit fikirlerinizden çıkın. Bak Murat Aşık diyor ki İrfan Can Kahveci dün yuhalandı. Futbolcu iyi oynar kötü oynar. Fenerbahçe'de şu oyuncu yuhalama işi ne zaman bitecek? Rahat bir maç olmasına rağmen çıkan tüm oyuncular yuhalandı. Hakikaten maç rahat. Ya 4-0 kazanmış, Rossi asist yapmış. Çatır çatır, kütür kütür oynamış. O yuhalanıyor ya. Ya çok enteresan bir ruh ya. Çok enteresan bir ruh hali. Lincoln Henrique. Lincoln Henrique'yi ben övdüm. Arkadaşlar yoruma yazmış, sen futboldan anlamıyorsun. Kanaldan ayrılıyorum falan filan. Ya siz şey mi yapıyorsunuz mesela? Atıyorum dini bir fetva soruyorsunuz. Size göre mi bak ama günah diyorlar. Ya ben sen bu fetvandan dolayı ben dinden çıkıyorum falan mı yapıyorsunuz? Ya da ne bileyim markete gidiyorsunuz, ekmek kaldı mı? Yok hepsi satıldı. Tamam, bundan sonra ekmek de yemiyorum. Bitti. Ya sizi ben çok umursamıyorum ama 9.07 reytingde oynamış bir futbolcu. Ben öve öve bitirememişim. Anket yapmışım sol bekteki halimi daha iyi, 8 numaradaki mi diye. İki tarafı da çöp. Şöyle çöp, böyle çöp. Bu sabit fikirli arkadaşlara bir kez daha odun örneğini hatırlatayım. Bakın hala bana yorum yazıyorlar. Bu çöpün neyini beğeniyorsun diye. Varsın aynı düşünmeyelim. Ama saygı duyalım. Mesela Ferdi Kadıoğlu 8.8. Gol yok, asist yok ama kütür kütür oynuyor. Atilla Sanayi 8.8. Bir gol var ama eski günlerinde de dönüş sinyali var. Şimdi gelelim sıkıntılı zamanlara. Kulüpler Birliği, kulüpler siyasi tartışmaların parçası değildir diye bir açıklama yapmış. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Benim hiçbir siyasi görüşüm yok. Ben sadece Fenerbahçe siyasi görüşüne sahibim. Ben oy kullanan bir adam değilim. Ya inanın bak, yorumlarda şey diyorlar. Hocam sen altılı masacısın. Hocam sen memleketçisin. Hocam sen AK Partisisin. Hocam sen bilmem ne particisin. Lan yok, istediğin şeyin üstüne yemin edebilirim yani. Ne diyorsanız her şeyin üstüne yemin edebilirim. Benim siyasetten hiç işim yok. Hatta bana siyasi teklifte bulunanlar da olmuyor değil. Hani saçma sapan şeyleri. Kesinlikle hayır. Kesinlikle. Allah beni siyasetten, siyasete benden uzak tutsun. Bir kere bunun garantisini vereyim. Zaten beni tanıyorsanız da anlamışsınızdır. Lan Fenerbahçe şeyi fanatiği bir adam olarak Ankaragücü forması giyen bir adamın siz siyasetçi olmasını nasıl bekliyorsunuz? Olmaz. Yok. Yani bende yok arkadaşlar, yok. Ben bir kardeşiniz olarak uyarıda bulundum. Dedim ki bakın ortalık karışıyor. Ne olur kendinize dikkat edin. Fenerliyseniz Galatasaray Beşiktaş fark etmez, dikkat edin diye. Ya yazmışlar işte, hocam sen de mi şucusun, sen de mi bucusun? Ya dikkat edin diye uyarıyorum. Bir de fikrimi soruyorsun. Demek ki tuzağa düşürme peşindesiniz. Ayıptır ya. Ya ben iki çocuk babası, evli barklı bir öğretmenim ya. Yapmayın etmeyin, gözünüzü seveyim. Gidin neyi kimi tuzağa düşürüyorsanız düşünün de benden uzak durun ya. Kulüpler Birliği bu hafta bazı maçlarda yapılan hükümet istifa protestoları üzerine Kulüpler Birliği Vakfı'nda ortak açıklama yaptı. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Ben demokrasi taraftarıyım. %70 ya da %51 X mi dedi? Ben X'ciyim. Kabul. Y mi dedi? Y'ciyim kabul. Z mi dedi? Z'ciyim kabul. Bunu dedim diye diyorlar ki tamam sen hocam AK Partilisin. Ya değil. Yarın bir gün gitti X partisi seçildi, Y partisi seçildi. Ben kabul ediyorum arkadaşlar. Ben demokrasiciyim. Çoğunluk ne derse ben kabul ediyorum. Neyini anlamıyorsunuz? Niye bu kadar kötüsünüz? Niye kötü niyetlisiniz? Kulüpler Birliği özellikle Fenerbahçe Konyaspor ve Beşiktaş Antalyaspor maçlarında hükümet istifa protestolarıyla ilgili açıklama yaptı diyor. Bakın ben şunu söyleyeyim. Doğru bildiğinden de şaşmayan bir adam, ha bilginiz olsun. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama
Yanlış hatırlıyorsam da affola, yine bunu da siyasi algılarlar ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ya Gençler Birliği'nin ya Ankaragücü'nün bir maçı için İstanbul'a gitti sanırım. Bir tepki aldı. Orada bir tepki aldı, siyasi bir tepki. Eğer o gün Kulüpler Birliği deseydi ki futbol siyasetin yeri değil deseydi, bugünküne de spor kamuoyunun %99'u hak verirdi. Ama bu protestolara dair açıklama yapılıyor. Spor kulüpleri siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların da parçası değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz demişler. Doğru, kabul. Ama spor siyasetin içinde kardeşim. Ne derseniz deyin. Ne derseniz deyin. Yani ne derseniz deyin, dibine kadar içinde. Yıllardır ben bunun mücadelesini verdim. Yıllardır dedim ya, bak hiçbir siyasi çıkıp da spor takımlarının ilgili negatif bir şey yazmasın. Pozitif şeyler yazsın. Fenerbahçe'ye Avrupa'da başarılar dilerim. Bitti. Trabzonspor'a başarılar dilerim Avrupa'da. Bitti. Galatasaray'a, Beşiktaş'a, işte şuna, Sivas'a, Başakşehir'e başarılar dilerim. Bitti. Şu takım şampiyon olmuş. Tebrik ederim. Şu takım kupa kazanmış. Tebrik ederim. Şu takımın fair play'ini tebrik ederim. Bitti. Bitti. Geçen sene mesela ya Trabzonspor şampiyonluğunda birçok bakan, milletvekili gitti poz verdi stadyumda. Bak bunda bana kalırsa hiçbir şey yok. Normal. Ya Kayserispor şampiyon olsa Kayseri milletvekilleri poz vermeyecek mi? Verecek. Verecek abi, bundan doğal bir şey yok. Ama insanlar, yani oraya kadar, o raddeye kadar birileri o taşıdı insanları ve gazladı. Ben buna dikkat edilmesi taraftarıyım. Çok ama çok dikkat edilmesi taraftarıyım. Bakın bunun ne getireceği, ne götüreceği belli olmaz. İnanın belli olmaz. Ben bunu söylüyorum ama diyorlar ki X'cisin Y'cisin. Şimdi Kulüpler Birliği'nin bu açıklamasını başta Fenerbahçe olmak üzere birçok takımda retweetledi. Son kale Galatasaray, hadi Galatasaray yapmıyorsun falan deseler de onlar da yaptı. Birincisi şunu söyleyeyim. Eğer futbol siyasetten tamamen arındırılacaksa ben okeyim. Ben okeyim. Hiçbir siyasi ya da siyasi parti lideri ya da siyasi parti milletvekili, belediye başkanı, şu bu bir takımın şampiyon olmasını sağlamasın. Ya da küme düşmesini sağlamasın. Ya da kümede kalmasını sağlamasın. Ya da transfer görüşmesinde yer almasın. Kabul. Kabul. İşte milletin zaten senelerdir kızdığı bu değil mi? Allah aşkına. Şimdi söylenilmeyecek şeyler var, söylenecek şeyler var. Başakşehir nasıl şampiyon oldu diyorum millete. Verdikleri cevap ne oluyor? Çok iyi top mu oynadılar oluyor. Bursaspor şampiyon oldu, sonra hop esamesi yok. Anlatabiliyor muyum? İnsanların üzerindeki algı. Mimar Sinan zamanında bir cami yapıyor. Minaresi gayet standarda uygun, normal. Ama çocuğun biri geliyor diyor ki minare eğri. Aa öyle mi diyor, öyle. İp getirin, halat getirin. Tutun, çek 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 çek. Yalandan çekiyormuş gibi yapıyor. Bırak. Oh. Yavrum gel şimdi bak bakalım eğri mi diyor. Ha tamam düzelmiş diyor. Çocuk bırakıp gidiyor. Diyorlar ki niye böyle oldu? Niye bir çocuğun lafıyla hareket ettin? Ya diyor bak bizim Mimar Sinan toprağına rahmet olsun, mekanı cennet olsun. Diyor ki bizim insanımız böyledir. Bir kişi çıkar eğri der, o 1 milyona çıkar. Anladınız mı? Çocuk da olsa bizim toplumumuz böyledir. Gerçekten bizim toplumumuz böyledir. Ben bu konuda uyarıyorum. Hocam Ali Koç geri adım attı, yönetim istifa edin. Ha, peki Mustafa hocam. Bize harbi harbi şunu söyle. Bir sonraki adım ne olur? Madem senenin başından beri bugünleri tahmin ettin. Ben size söyleyeyim mi? Tepkiler çığ gibi artacak. Çığ gibi artacak tepkiler. Maçlarda yakında seyircisiz oynanacak. Ve tepkiler daha da artacak. Ben size söylüyorum, olacaklar bu. İnşallah olmaz. İnşallah ben yanılırım. İnşallah bilemem. İnşallah hiçbir sıkıntı olmaz. İnsanlar der ki evet stadyumlar siyaset yeri değildir. Sandık siyaset yeridir. Sosyal medya siyaset yeridir der inşallah. Ama ben aksini düşünüyorum. Benim siyasetle işim yok. Siyasetten anlamam ama insanlar şu anda, bak insanlar şu anda köşeye sıkışmış durumda. Köşeye sıkışmıştan kastettiğim, ya Kayseri'de biz deprem yaşıyoruz. Nevşehir'de, Niğde'de yaşıyorlar. Mersin yaşıyor. İzmir'de deprem oldu ya. İzmir'de deprem oldu Foça'da. Marmara'da bekleniyor.
Karadeniz bölgesi rahat ama geçen neredeydi ya? Yine bir yerde olmuş. Başka bir şeyler var. Ya ülkenin üstüne bir karabasan çökmüş gibi. Ve insanlar artık ne diyor biliyor musunuz? Öleceğiz, kesin öleceğiz diyor. Kesin öleceğiz diyen insandan her türlü itirafı da her türlü tepkiyi de bekleyebilirsiniz. Ben insanların çok tepki göstereceklerini düşünüyorum. Ben açık söyleyeyim. Yanlış yaptılar. Kulüpler Birliği'nin hiç karışmayacaklardı. Olay olmamış gibi olacaktı. Çağıracaktı Fenerbahçe, Beşiktaş şeyleri, taraftar gruplar. Arkadaşlar yapmayın etmeyin şöyle böyle. Diyecektim. Sessiz sedasız halledim. Yine bir iki kişi konuşacaktı ama statta başka şeyle bastırılacaktı. Bence yanlış yapıldı. Ve dediğime geleceksiniz. Sosyal medyaya bugün bir iddia atıldı. Ne diye iddia atıldı? Kayserispor basın sözcüsü Samet Koç'un Fenerbahçe taraftarını deplasman tribününe alınmaması için federasyonda görüştü. Bu külliyen yalan. Ama bu tip iftiralar, bu tip ortalığı karıştırıcı laflar yayılacak. Yayılacak. Son derece yayılacak. Görün bakın. Görün bakın yayılacak arkadaşlar bu iftiralar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kayserispor 325 TL Fenerbahçe tribünü. Benim cezam olduğum için ben gidemiyorum. Gidebilecek olsaydım kesinlikle giderdim. Fenerbahçe'mi yalnız bırakmazdım. Ama kesinlikle böyle bir tasarrufları yok. Sakın ha sakın. Şunu söyleyeyim. Hükümet istifa tezahüratı yüzünden eğer tribün kapatma cezası gelirse tarihteki en yanlış politika hamlesi olur. Çok yanlış politika hamlesi olur. Sakın ha. Ha. Ama ben diyorum yine de yanlış yapıldı. Kulüpler Birliği gerek yoktu ya. Ya 3-5 münferit diyeceklerdi. Kulüpler çıkıp görüşecekti. Diyecekler şöyle böyle. Ama şimdi insanlar dolduruşa getirdi. Şimdi sosyal medyadaki yorumlara bakın. Sosyal medyadaki yorumlara bakın. Ben anket açmışım. Anketin altında bana bile şey geliyor. Senin derdin ne? Ne yapmak istiyorsun falan diye. İnsanlar patlama noktasındalar. Ben söyleyeyim. Ama kesinlikle ve kesinlikle Kayserispor maçında böyle bir şey yok. Hocam hükmen 3-0 yenik sayacaklar Fenerbahçe'yi. Hocam Fenerbahçe hükümet istifa dedi artık kesinlikle şampiyon olamayız. Hocam bizi küme düşürecekler. Ya Allah aşkına. Bakın Allah aşkına. Yapmayın etmeyin. Ben burada hani siyasi şu bu yorum yapacak olsam 500 tane yorum yaparım. Bu takımın başına neler geldi? Yıllardır. Dünyadaki hangi takımın takım otobüsü kurşunlanmış ya? Hangi takımın? Ya bugün Fenerbahçe'ye yarın Karagümrük'e belki. Belki Alanyaspor'a. Ne biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz? Dünyada kaç tane takım otobüsü kurşunlanmış? Var mı böyle bir şey ya? Böyle bir şey var mı böyle bir şey takım? Dünyada kaç tane takımla terör örgütü uğraşmış? Yargısını, medyasını, onunu, bununu hepsini almış. Topyekün savaşa girmiş. Dünyada hangi futbol takımının başkanı çıkıp ne şikesi memleket elden gidiyor. Bunlar sivil darbe yapıyorlar. Uyanık olun. İktidarı ele geçirmeye çalışıyorlar diye. Hangi ülkenin takımının başkanı böyle bir açıklama yapmış? Hangi dünyadaki hangi ülkenin takımının tüzüğünde madde vatan gençlerini vatan savunmasına alıştırmaktır, hazırlamaktır yazıyor ya. Açın bakın Fenerbahçe tüzüğünü. Açın bakın tüzüğü. Yapmayın etmeyin ya gözünüzü seveyim. Ya Fenerbahçe ya ben şunlardan değilim ya. Offside'dı, goldü. 20 santim. Bak var olmadan önce benim bir cümlem vardı. 15 santim, 20 santime kadar. Offside hakem görmeyebilir. Normaldir abi ya. Normaldir. Ne yapmasını bekliyorsun? Adamlar bilgisayar mı tık diye şey yapacak diye. Halbuki şimdi bilgisayarla bile canların istediği görüntüye göre offside ya da değil veriyorlar. Bariz yan hakemin yanında adam dirsek atıyor yüzüne. Aşk kırmızı kart. Çağırmıyor. VAR da çağırmıyor. İşte bu sahtekarlıktır. İşte biz buna karşıyız. Buna kızıyorum işte. Anlatabiliyor muyum? Bizim kavgamız bununla. Bizim derdimiz bununla. Hak eden şampiyon olsun. Güzel oynayan şampiyon olsun. Hocam güzel transferlerle şampiyon. Bırak Allah'ını severseniz ya. Son yıllardaki şampiyonların piyasa değerine bakın. Transfer market değerlerine bakın. İkincilerin, üçüncülerin transfer market değerlerine bakın. Son 10 yılı baz alın. 15 yılı baz alın. Son 10 yılı, 15 yılı baz alın. Satışlarına bakın. Şampiyon takımın satışlarına bakın. Şampiyon takımın yani kazançlarına bakın. Zarar kar tablosuna bakın. Başka şeyi de açıklamaya gerek yok. Hükmen 3-0 falan. Sakın böyle gerizekalı iddialara inanmayın. İmkanı yok arkadaşlar. Ha, hocam diyor bizi kesin doğrayacaklar. Hükümet istifa dediler ya kesin doğrayacaklar. Bu mantıklı o zaman kulübü kapatıp gidelim.
Ben şunu da söyleyeyim. Eğer böyle bir şey olursa hükümet yetkililerinin acilen, çok acil olarak o maçın hakemini tutuklaması lazım. Tutuklaması lazım eğer. Maçın hakemi maçı katledip atıyorum kafadan Fenerbahçe'nin hakkıyken Kayserispor'a veriyorsa direkt o hakemi tutuklamaları lazım. Sen toplumda infiale mi sebep olmak istiyorsun? İç karışıklığa mı sebep olmak istiyorsun diye. Arkadaşlar bak. Ben kardeşinizim, dostunuzum, abinizim ya da küçüğünüzüm. Ben sadece şunu söylüyorum. Sosyal medyadaki paylaşımlarınıza dikkat edin. Bakın dikkat edin. Yorumlarınıza dikkat edin. Ya rica ediyorum ya. Şunu yapın demiyorum, bunu yapın demiyorum. Dikkat edin. Kendinizi zora sokmayın. Hangi takımda olsanız olun. Çok uzattım, özür dileyerek bitireyim. Batshuayi'de de bir sakatlık varmış arkadaşlar. Detayına ulaşamadım. Ama 27 Şubat'taki idmana katılamadı. Ben 27 Şubat'ın son saniyelerini çekiyorum. Yani idmana katılamamış. Pazartesi idmanına. Salı günü, çarşamba günü idmana katılması bekleniliyor arkadaşlar. Cumartesi günü Fenerbahçe Kayserispor maçı var. Eğer herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, niye olumsuzluk yaşanmazsa diyeyim. Dün Kayseri'de, daha doğrusu Malatya'da deprem oldu. Biz Kayseri'de hissettik. Ben birdenbire ışık hızında yani ışık hızında öğrencilerimi direkt dışarı attım. Işık hızında, yani öyle böyle değil. Bildiğiniz ışık hızında öğrencileri dışarı attım. Yani Allah göstermesin ya. Yani Kayseri'de de depremin etkilerini hissediyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Fenerbahçemiz rahatça, güzelce gelir. Güzelce konaklar. Galibiyet alır. Gider. İnşallah da sıkıntı da olmaz. Korktuğum şeyler olmaz inşallah. İnşallah o yani benim tahminlerim bu sefer gerçekleşmez inşallah da. Bu toplumda bir sıkıntı çıkmaz. Huzursuzluk olmaz. Kimsenin canı yanmaz. Kimse ne bileyim ceza yemez. Ya da kendini zora sokacak hal hareketlerde bulunmaz. İnşallah diyeyim. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Ankaragücü'ne de buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki böyle bir şeyi akıl etmişsiniz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.